Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programda siyaset konuşacağız. Hep iş konuşuyoruz. Tabii ki ben özellikle hiç siyaset konuşmam ama öyle bir konuk vardı ki ben almak istedim gerçekten. Çok sormam gereken bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti genci olarak parti üstü sorularım olacak tabii ki. İnşallah pot kırmam diye düşünüyorum. Dursun Çiçek konuğumuz. Kendisine hoş geldiniz diyelim. Hemen başlayalım programımıza. Dursun Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Geleceğimiz olan gençlere güveniyoruz. Her soruya da hazırız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle siyaset, eski bir askersiniz. Siyasetin çok yabancı bir ortam. Bence askerlerin sevemeyeceği bir ortam gibi düşünüyorum. Neden siyasete girdiğinizle başlayalım. Evet. İki temel nedeni var biliyorsunuz. Ben askerken, kurmay albayken 2009'da tutuklandım. 2011'de cezaevinde emekli edildim. 2014'te de tahliye oldum. Yaklaşık 5 yıl sürdü. Tahliye olduktan sonra bize kumpas kuran, hukuksuzluk, adaletsizlik yapanlardan hesap sormak için güçlü olmamız gerekiyordu. O yüzden siyasete girmeye karar verdik ve bize en yakın olan, düşüncelerimize en yakın olan parti ve bu kumpas davalarında Ergenekon Balyoz'da yanımızda duran Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçimle İstanbul 2. bölgeden milletvekili olduk. 25. dönem kısa sürdü, 5 ay sürdü. Sonra 26. dönemde de milletvekili yaptık ve 2 dönemi 3 yılda bitirdik. Tabii bu süreçte davalar açtık bize kumpas kuranlarla ilgili. Hakim, savcı, polis, bilirkişi, gazeteci hepsiyle ilgili hesaplarımızı görüyoruz yargı önünde. Tek siyasi ayak var. Onunla ilgili de tabii iktidarın bir ortaklık dönemi olduğu için ortaklık iktidar değişmeden siyasi, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili hesaplaşma biraz gecikiyor. İnşallah onun hesabını da birlikte millet olarak göreceğiz. O yüzden siyasette bu mücadeleyi güçlü vermek adına siyasete girdik ve büyük ölçüde sonucunu aldık. İkinci girmemin nedeni ben 7 yıl Genelkurmay Bilgi Destek Dairesi'nde asker sivil ilişkilerle ilgili birimde görev yaptım. Dolayısıyla bilgi ve tecrübelerim de siyasete girmemi kolaylaştırdı. Pek zorluk çekmedim. Şimdi Dursun Bey, Mustafa Kemal Atatürk'ün orada Fevzi Çakmak'a yazdırdığı bir mektup var. Diyor ki askere söyle siyasete girmesin. Şimdi ben de bizim ülkemizin şu tarihini okuduğum zaman, yakın tarihini, birçok darbelerle siyasete yön verilmiş, ülkede kararlar alınmış, darbe süreçleri, askeri hareketlerle. Bu süreçte biz gençlerin o yakın tarihi çok bilmiyoruz, çok da öğretmiyorlar zaten. Kaynak da bulamıyoruz öğrenmeye ve bulmaya çalışırken de yönlendirebiliyoruz. Ben çok iyi bildiğim için sizin düşüncelerinizi. Bu zamana kadar ülkedeki o olan darbeler gerçekten bu ülkenin geleceğine, gençlerine, üniversiteli çocuklarına vurulmuş darbeler miydi? Evet. Şimdi askerin, yargının yani kamuda hizmet alanlarının seçimlere, siyasete karışması doğru değil. Aksi halde vatandaşın, seçmenin iradesi sandığa yansımaz. Yani müdahaleler olur. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu ilke en doğru olan ilkedir. Yani askerde, yargıda veya kamuda siyaset yapmak isteyen bürokraside istifa eder veya emekliliğini ister, hak etmişse girer bir siyasi partide veya parti kurar, siyaset yapabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Ama hem asker olayım, hem Tugay komutan olayım, hem de siyaset yapayım, bu yanlış. Çünkü devlet yıpranır. Devletin bütün birimleri siyasetçilere, siyasi partilere eşit mesafede olmalıdır. Yani polis, asker, yargıç, hakim, savcı devletin olmalı ve bütün partilere de, siyasi görüşlere de eşit olmalıdır. O açıdan bu ilke aslında devletin varlığı için, devletin vatandaşlara eşitliği için çok temel bir ilke. Son zamanlarda bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Yani iktidarın kalma süresi uzadıkça kendisini devlet sanmaya başlıyor. Yani hep şöyle bir örnek verilir. Devlet bir otomobildir, bir kamyondur, bir tırdır. İktidar nedir? Sadece onun şoförüdür, kaptanıdır. Onu da millet seçer. İşte seçim sürelerine bağlı olarak 4 yılda, 5 yılda. Şoför değişir ama o kamyon tekerlekleri, parçaları, organları devam eder. O açıdan devlette süreklilik esastır ama iktidarda süreklilik esas değildir. Seçimde vatandaş siyasi partileri görevden alır, göreve getirir. O açıdan
Bu ilke çok önemli. Ama şu da var, yani darbelerle ilgili bütün suç darbeyi yapan askerlerin değil. Tabii esas büyük suç onların, müdahale etme, bu ilkeyi ihlal etme anlamında onların. Siyasi iktidarlar da Türkiye'yi iyi yönetmediği için darbeyi ortam hazırlamışlardı. Ben tabii 1960'ı hatırlamıyorum. Ben 59 doğumluyum, 1 yaşında. Ama 1980'de 12 Eylül'de Teğmen çıktım. Yani 30 Ağustos 12 günlük Teğmenken 80 darbesini yaşadım. Ondan önce ülkede sağ sol işte gençler aynı silahlarla emperyalizmin örgütlediği, beslediği terör örgütleri ülkenin gençlerini heba ederken ne yazık ki o dönemin siyasi parti yöneticileri, başbakanı, cumhurbaşkanı bir masaya oturup bu sorunu çözemediler. Çözemedikleri için cumhurbaşkanı seçemediler. 100 gün, yani günlerce sürdü. Dolayısıyla siyasi krizler terörü iyice arttırdı. O noktada da askerin, işte Genel Evren Genelkurmay Başkanı'nın emir komuta sistemi içerisinde yönetime el koydular. Tabii ondan sonraki süreçte cezaevinde yapılan işkenceler, hukuksuzluklar falan buna bahane değil ama bizde asker her zaman diğer Güney Amerika ülkeleri diğerlerine göre daha demokrattır. Belli bir sürede, 2 senede, 3 senede, 1 senede tekrar seçimlerle yönetimi siyasi partilere devretmiştir. Yani bu da bizim askerin ne kadar demokratik düşündüğünü gösterir. Yani ben yönetimi ele geçirdim, ömür boyu burada kalayım gibi bir anlayışı yoktur. Bu noktada darbeler yanlıştır. Darbeler siyasi iradeye müdahaledir, demokrasiye müdahaledir. Ama siyasetçilerin de, parti yönetenlerin de, özellikle Cumhurbaşkanı'nın da tarafsız, bağımsız olması lazım ve ülkeyi siyasi partilere eşit mesafede yönetmesi gerekiyor. Evet. Çünkü gerçekten ben her okuduğumda her böyle ülkede tam kalkınırken bir şekilde bir darbeler, bir şeyler olmuş. Mesela hiç anlam veremem. Ülke kurulurken bu ülkeyi kuranlar milliyetçilik değerlerinin üzerine kurmuşlar, oluşturmuşlar ve bu ülke zaten öyle kurtulmuş. Ondan sonra neden bir milliyetçi parti çıkmış mesela? Bu kafamda hep soru işaretidir. Var mı bu konuda yorumunuz? Şimdi zaten bir ulus devlet, yani milli mücadeleyi zafere taşıyanlar başta Gazi olmak üzere bir ulus devlet ihya etmiş. Çünkü ulus devlet olmayanlar, bir millet haline gelemeyen ülkelerin yaşama şansı yok işte. Güneyimizde Suriye var. Bir Arap yoğunluğu olmasına rağmen ulus devlet olamadığı için parçalanmış mezhepsel anlamında. Hepsi Arap olmasına rağmen mezheplerde bir kaynaşma olamamış. Irak öyle oldu. Yani İran'da bir molla şeyi var, yani ulus devlet değil. Ulus devlet nerede var? İşte Azerbaycan'da var, Türkiye'de var, Rusya'da var. Yani Avrupa zaten hepsi ulus devlet üzerine konuşlanmış, ortak dili konuşan. İşte ulus devleti ihya etmek için de milliyetçilik temel ilkelerden, Türkçülük yani temel ilkelerden bir haline gelmiş. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin de 6 ilkesinden en önemlilerinden birisi de milliyetçiliktir. Bu kapsamda milliyetçi partiler isminde de olan partiler kurulmuştur. Türk milliyetçiliği kafatasçı bir milliyetçilik değil, etnik temele dayanan bir milliyetçilik değil. Ne diyor Türk milleti Atatürk? Anayasada da tanımı vardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bütün insanlara Türk milleti denir diyor. Yani üst kimliktir. Şimdi tabii onu aşındırmaya çalışıyorlar, alt kimlik haline getirmeye çalışıyorlar. Bunlar iyi niyetli girişimler değildir. Yani Türk kavramı bir üst kimliktir. Onun altında Çerkez, Abaza, Kürt, Sünni, Alevi, hepsi vardır. De, hiç onların şeyi yoktur ama üstte Türk kimliği, Türk bayrağı, Türkiye devleti üst kimliktir. Bunun altını oymaya çalışanlar ülkemize, milletimize iyilik yapmıyorlar, ihanet ediyorlar. Ama tabii ki o zaman CHP'de de milliyetçilik olması, MHP'de de milliyetçilik. Tabii yani aslında, ulus devletin gereği, anayasanın gereği. Değil mi? Ya, yani Atatürk, farklı renkler de olması milliyetçiliğin altında. Zaten Atatürk milliyetçiliğine dayalı, bağımsız, demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir diyor. Yani Atatürk milliyetçiliği anayasamız da var. Evet. Peki, şimdi çok tartışılıyor, hep tartışıldı ama biz hep unutan bir milletiz özellikle yakın tarihimizde. 2009'dan o 2014'lere sizin çıkmanız döneme kadar neler oldu, neler ülkede? Ne yazık ki yani o dönem 2007-2014 dönemi yani FETÖ ile o ihanet çetesiyle FETÖ demek Amerika'nın, İsrail'in maşası demek. Onların kullandığı bir örgüt demek. Birlikte olduğu dönemde çok kötü şeyler oldu ülkemizde. Neler oldu mesela bakalım.
Bir işte Türkiye'nin en güvenilir kurumu, güvenliğinden sorumlu, ülkeyi kuran, kurtaran Türk Silahlı Kuvvetleri hedef alındı. Ülkenin Genelkurmay Başkanı, binlerce askeri subayı işte Ergenekon terör örgütü diye düzmece bir davayla, FETÖ'cülerin tetikçilik yaptığı bir davayla ordu pasifize edildi, milletin güveni sarsıldı, dinsiz ordu diye göklere çıkarıldı. Ama sonuçta görüldü ki bu bir Amerikan projesi, bir FETÖ projesi. Ne zaman ortaya çıktı iktidarla? FETÖ birbirine girdikten sonra 2013 Aralık operasyonları ortaya çıktı. Diğer konu, tabii temel konulardan, temel sorunlardan birisi çözüm süreci mesela. Çözüm sürecinde de ülkede güvenlik birimleri, Genelkurmay bu sürece karşı çıktılar. Yani terör örgütleriyle oturup masada anlaşma yapamazsınız. Onların attığı imzaya, verdiği söze güvenemezsiniz dedi. Ama iktidar dedi ki ben bu kez onu çözeceğim, masada çözeceğim. Sonuçta ne oldu? 2015 7 Haziran seçimlerinden sonra terör bir tırmandı. Terör örgütü silah bırakmadı. Suriye'de biliyorsun savaş çıktı. Dolayısıyla o Güneydoğu'daki bir takım ilçelerimiz, illerimiz terör örgütleri, işte sokaklar kazındı, hendekler kazındı. Yani yüzlerce şehitle tekrar eski noktaya döndük. İşte Kıbrıs'ta referandum oldu mesela. Ki bunların bir önemlisine de büyük Ortadoğu projesinin unsurları diyoruz. Neredeyse Kıbrıs'ı Mehmetçiğin kanıyla aldığımız toprakları Rumlara böyle hediye edecektik. Allah'tan Rumlar hayır dedi de onlar bizde kaldı. İşte Ermenistan açılımı vardı. Azerbaycan'ı küstürme pahasına maçlar yaptık filan. Dolayısıyla bu süreçte, 7 yıllık süreçte iktidar çok büyük hatalar yaptı. Yaptıran da kimdi? FETÖ aklı, Amerikan aklıydı. Onlara uydular. Aralık 2013'te birbirlerine düştüler biliyorsunuz. Hükümeti hedef alıp bakanlarla beraber düşürmeye çalıştılar. Ondan sonra da tekrar hükümet milli politikalara döndü. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi CHP ile siyaset yapmaktan vazgeçip AK Parti ile siyaset yapmaya başladı ve bugünlere ulaştık. Peki şimdi bizim sorunlarımız hiç bitmedi. Yani evet, bir açılım oldu, orada masaya oturmak istendi. Birçok kişi burada iyi niyet gördü. Sizin dediğiniz gibi Bursa'da tribünlerde Azerbaycan bayrağı açtırmadılar bu ülke vatandaşlarına zamanında. Bunları hiç unutmuyorum. Türk bayrağını içeri almadılar. Türk bayrağını, Cumhuriyet bayrağını da kutlayamadığımız evet. Zamanlar oldu. Şimdi o kadrolar yok artık kesinlikle. Peki bizim sorunlarımız neden bitmiyor? Neden 1983 yılından, 82 yılından beri değil mi PKK'nın kuruluşu? Hala biz PKK'yla mücadele ediyoruz. Ben şahsen kendim de Fethullah Gülen'i 15 Temmuz'da protesto etmek için evinin önüne kadar gidip pankart açmış biriyim. Ama gördüklerim karşısında şok oldum. Neden diyeceksiniz? Evine giren çıkan insanlar çok rahat. Orada bizim ülkemizin kaderiyle, bir sürü gencin kaderiyle oynayan bir kişi çok rahat. Yüz binlerce insan. Oturuyor orada yani köşkünde ve evinin sokağına giremiyorsunuz. Neden biz bu sorunları çözemiyoruz? Bu devlet politikası mıdır? Bir hükümet politikası mıdır? Bu sorunlar Amerika ile ilişkilerimizi neden istediğimiz kıvama getiremiyoruz? Yoksa öyle Sertan sen gençsin, devlet işleri öyle çat diye olmaz. Zamanla çözülecek mi bunlar? Ne düşünüyorsun? Yok öyle zaman? Değil aslında. Yani bunun gençlikle, tecrübeyle ilgisi yok. Biraz hükümetin, iktidarın tecrübesiyle ilgisi var. İyi niyetiyle ilgisi var. Şimdi bugün doğruları yapan işte terörle mücadelede Suriye'de, Irak'ta ta işte Kandil'e kadar uzanan bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecektir diyen bir devlet politikası var dönünde ona. İşte Azerbaycan'la Karabağ'da elde edilen bir zafer var. İşte Ermenistan şimdi yola geldi. Tekrar ilişkiler ama Azerbaycan'la birlikte kotardığımız ilişkiler var. Doğu Akdeniz, Mavi Vatan tekrar eski kıvamına geldi. Terörle pazarlık bitti. Terör eziliyor. Dolayısıyla devlet 40 yıllık, 100 yıllık devlet politikalarına döndüğünüz zaman işler tıkırında gidiyor. Yani bir sorun yok. Çünkü 2002'de de terör büyük ölçüde bitmişti. Yani istatistiklere bakıldığında bir yılda 8-10 tane şehidimiz vardı. Yani bayağı düşmüştü ama çözüm süreciyle beraber hem terör arttı, hem FETÖ devletin içine yerleşti, hem de terörle irtibatı olduğu iddia edilen partinin oyu %5-6'lardan 12 ile 13'lere çıktı yani.
Dolayısıyla bağlama çaldılar. Devletin kurumlarının ortaya koyduğu tekliflere siyasetçilerin değer vermesi lazım. Yani o yılların birikimidir. Yani şimdi Suriye politikası masada konuşulurken dışişlerinin, genelkurmayın görüşünü siz bu işi yıllardır yapamadınız, ben yapacağım deyip devletin politikasını ters ederseniz işte başınıza bunlar gelir. Bedelini ağır ödersiniz. Biz de bedelini ne yazık ki 15 Temmuz gecesi ağır ödedik. Bu kurumlar yargısı, polisi, askeri büyük hasar verdi. Milletin güveni sarsıldı. Yani içimizden FETÖ'cü hainler çıktı. Dolayısıyla devleti yönetenlerin devletin birikimlerine, devletin kurumlarının ortaya koyduğu önerilere değer vermesi lazım. Onlardan birini tercih etmesi lazım. Yoksa onları elin tersiyle itip ben her şeyi bilirim derse o zaman bedelini millet ödüyor. Peki hemen o 15 Temmuz'dan sonra başkanlık sistemine geçildi. Başkanlık sistemine geçildikten sonra da AK Partili olmayan bakanlar da kabinede yer alabildi. Apayrı bir külliye de yönetilmeye başlandı. Ekstradan çalışma ofisleri kuruldu. Bakanlıkların bağlandı. Başkanlık sistemi bütün dünyada işleyebiliyorken Türkiye'de muhalefet sorunlardan bahsediyor başkanlık sistemiyle ilgili. Sorunlu bir sistem midir? Değişmesi gerekir zaten, mi, geliştirilmesi gerekir? Zaten bu başkanlık sistemi değil yani. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi diye Türkiye'ye özgü, yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı'na göre kurulmuş bir düzenden bahsediyor. Şimdi başkanlık sisteminde en büyük örnek Amerika'dır. Amerika'da bakanların ataması, büyükelçilerin ataması, üst derece yargıçların ataması hepsi meclisin, senatonun onayına tabidir. Yani büyükelçiyi bile müdahale edip başkanın aday gösterdiğini kabul etmeme imkanları vardır. Yani öyle olunca şu anki sistem bir başkanlık sistemi değil. Biz parlamenter sisteme geçişi savunuyoruz. Geliştirmiş parlamenter, mesela işte yıllarca, aylarca cumhurbaşkanı seçemeyen, işte bir masada toplanamayan, bir geçmişteki acı tecrübeleri yaşatmayacak bir sistemi savunuyoruz. Onun tedbirlerini alırsak, cumhurbaşkanı bütün partilere, bütün kurumlara eşit mesafede olur. Herkesin sevdiği, saydığı bir şahsiyeti meclis oraya seçerse veya millet de seçebilir. Onun çok şeyi yok. Meclis de seçebilir, millet de seçebilir. Yeter ki bir partinin genel başkanı olmasın, iki şapkalı olmasın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor, devletin başı olarak konuşmaya başlıyor. Sonra iktidar partisinin genel başkanı konuşmayı bitiriyor. Bir anda sevgi saygı duyacağınız sözler işitirken bir bakıyorsunuz partisinden olmayanları dışlayan bir söyleme doğru gidiyor. Dolayısıyla bu bize yakışmıyor. Yani Türk milletinin şu anki yönetimsel en büyük zafiyeti bu yani. Şimdi önemli konular var, işte göççüler var, ekonomik sorunlar var filan. Yani Cumhurbaşkanı'nın toplayıp işte muhalefetin görüşlerini alıp bir çözüm ortaya koyma olasılığı yok. Çünkü aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Dolayısıyla bir anda işler çığırından çıkıyor. Karşılıklı fikir çatışmaları başlıyor. O açıdan yani parlamenter sistem de olsa veya halkın seçtiği bir cumhurbaşkanıyla da devam etsek mutlaka cumhurbaşkanı tarafsız, bağımsız olmalı. Yüksek yargıçların seçimi, hakim savcılar kurulu, anayasa mahkemesi seçimi, yargı bir kere yürütmenin etkisinden kurtarılmalı. Bakanlar kurulda, bakanlar da meclisin güven oyuna, meclise hesap vermeye hazır olmalı. Aksi halde meclis siyasetin odağı olmaktan, demokrasinin merkezi olmaktan çıkıyor. Yürütmenin, cumhurbaşkanının etki alanına giriyor. Türkiye'yi meclisin yönettiği bir Türkiye'den cumhurbaşkanı tek kişinin yönettiği bir sisteme gittiğimizde işte bugünkü sıkıntıları yaşıyoruz. Peki bu önümüzdeki süreçte bu sıkıntılar, işte Fethullah, Türkiye'de en büyük sıkıntı şu anda ekonomik sıkıntılar. İşte hemen evet, sonrasında seçim göçmenler, işte Türkmenler, işte Özbekler, bir sürü evet, başka milletlerden ülkemize gelenler evet, var. Bu da çok büyük bir sorun. Önümüzdeki süreçte bunlar çözülebilecek mi? Var mı? Şimdi burada temel sorun zaten ortak akıl yani. Şimdi 5 milyon göçten bahsediyoruz. Türkiye'nin imkanları kısıtlı. Bir de ulus devlet kurmak için yıllarca önce ortaya çıkmışız. Şimdi ulus devlet gelen göçmenlerle falan sulanıyor, azalıyor. Dolayısıyla milli birlik, bütünlük azalıyor.
Ben yıllarca önce, yani 25 yıl önce falan Hatay'a gitmiştim. O zaman bölgede büyük ölçüde Arapça konuşuluyordu falan. Bir şüphelenmiştim. Şimdi son dönemlerde herkes Ankara'ya bakıyor. Herkes Türkçe konuşuyorken şu anda güney illerimizde, işte Kilis'te falan bir anda tekrar Arapça etkin dil haline geldi. Dolayısıyla ulus devleti, üniter devleti korursak bu coğrafyada, bu güç coğrafyada, yani üç kıtanın birleştiği, kültürlerin çatıştığı bir coğrafyada ancak başarılı olabiliriz. Onun dışında başarılı olamayız. Dolayısıyla buna göre bir sistem kurmamız lazım. Buna göre siyasi partilerin örgütlenmesi lazım. Mesela anayasa diyor ki etnik ve dini temelde parti kurulamaz diyor ama kuruluyor işte. Yani HDP etnik temelde parti kuruyor. Yani geçmişte dini, mezhepsel temelde partiler de oldu. Dolayısıyla bunların Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesi ve gerekirse kapatılması lazım. Yani kapatmak çözüm değil. Esas olan seçmenin sandıkta bu işi kapatması, halletmesi ama Türkiye'nin güçlü devlet yapısını, demokratik yapısını koruması lazım. Siyasi partilerin de buna saygı göstermesi lazım siyaset yapanların. Aksi halde bu coğrafyada bizi Irak gibi, Suriye gibi parçalamak istiyorlar. Sevr'i tekrar ortlatmak veya işte Kürdistan, Ermenistan kurup kendi yönettikleri, kendi iradelerini etkin kıldıkları küçük devletlere parçalayıp bölgeyi sömürmek istiyorlar. Buna engel olmanın tek yolu da işte ordusuyla, yargısıyla, devlet kurumlarıyla, ekonomisiyle güçlü bir Türkiye, Atatürk'ün temellerini attığı çağdaş bir Türkiye. Bir de tabii ki çok tartışılan, merak edilen konulardan bazıları var. Şimdi mesela ben de sosyal medya kullanıcısıyım. Görüyorum. Bu soruyu da tamamen tarafsız olarak sormak istiyorum. Gençler tutuklandı 15 Temmuz gecesi. Özellikle askeri okulda okuyan harp okulu öğrencileri. Harp okulu öğrencileri ve müebbette yargılanıp şu anda birçoğu cezaevinde sanırım. Ama bir taraftan da tabii FETÖ'ye işi gücü olup da çıkanlar da oldu. Şimdi yeni bir dönemde biraz değişince burada hesap sorulması gereken ya da insanların tekrar davalarının görülmesi gerektiğini düşünen halkın içinde insanlar var. Yeni dönem geldiğinde bunlar konuşulacak mı? O öğrenciler tekrar yargılanabilecek mi? Veya çıkacaklar mı? Veya gerçekten suçlular mı? Şimdi eğer olay mahallinde işte ateş edip birini öldürmüş, yaralamışsa bile onların o adi suçtan, adam öldürmekten veya yaralamaktan yargılanması lazım. Ama darbe teşebbüsünü tabii yani o merminin insana girdiği, yaraladığı, öldürdüğü zaten balistik raporlarla, bilirkişi raporlarla sabit yani. Ama tespiti mümkün. Ama otopsi yapıldı mı Dursun Bey onlara? O balistik raporları var mı? Otopsiler yok diyorlar. Şehitlere var tabii. Hepsine var. Şeye yok. Öldü, o gece öldürülen askerlerle ilgili, öğrencilerle ilgili. Onlar da dosyalara hazır ama yargılama yapılamaz diye bir kanun çıktığı için vatandaş açısından onlar bekletiliyor. Ama o kanun değiştirilirse o yargılama da yapılabilir. Çünkü soruşturmalar yapıldı. Takip ettiğimiz bir konu o süreçte, mecliste olduğumuz bir konu. Şimdi yani askeri sistemi bilen, emir komuta sistemini bilen her hakim, savcı bu konuyu takdir etmesi lazım. Yani emir verilmesine rağmen işte dışarı çıkmamak, olay bölgesine gitmemek gibi Mehmetçiğin askeri öğrendiği bir şansı yok. Yani karambüslerle, otobüslerle getirip köprüye koymuşlar. Olayı gördükten sonra çoğu teslim oldu zaten. O açıdan bunun takdiri, adaletin ortaya çıkması daha çok hakim, savcılara bağlı. Tabii yargıda süreç hiçbir zaman bitmez. Biz yaşadık. Aldığımız cezaları da kaldırdık ama yargı kanalıyla yani itiraz ediyorsunuz. Yeni delil çıkıyor. İşte FETÖ ortaya çıktı. Yargıtay veya karar veren mahkeme onları kaldırdı. O açıdan aileler de sık sık bize iletişim kuruyorlar. Adalet istiyorlar haklı olarak. Bu konularda Türk yargısını birçoğunu da temizlediler. Hakkını verdiler, beraat ettiler ama içeride olanlar da var. Onların da bir an önce gençliğine, ailesine kavuşması lazım. Aksi halde vicdanları sızlıyor. Devlet, işte ne demiş Hazreti Ali, devletin dini adalettir. Adalet olmayan devlete kimse saygı duymaz. O açıdan yargı çok önemli. Tarafsız, bağımsız yargı aslında devletin temeli. Evet. Tabii şimdi konuşulan konular burada birçok kişi, izleyenler olunca diyecekler ki ya Sertan şu soruyu da Dursun Bey'e sorman gerekir dedikleri için birçok soruyu da sormak istiyorum. Gerçeklerin üstünü kapatmak istemiyorum. Şimdi Sedat Peker. Evet. Konuşuyor. Birisi konuşuyor.
Yani birisi. Ama Sedat Peker olduğu için tabii bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Herkes bir şekilde beğeniyor. Herkes ortalık yerde konuşuyor ama gündeme gelmiyor bir şekilde. Sizce burada nasıl davranılması lazım? Yani her konuşanla ilgili işlem yapılmaması, savcının harekete geçmemesi mi gerekiyor? Çünkü zamanında FETÖ'den yine Ergenekon kapsamında Sedat Peker de tutuklanmış. Tabii tabii o da. Değil mi? Şimdi orada birileri konuşuyor, birisi konuşuyor. Ama bu tarafta bir şeyler yapılıyor, yapılmıyor. Kıbrıs çok hareketli olduğu yine Sedat Peker yazıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi yani devlet sisteminde, yargı sisteminde ben yaklaşık 5 sene Genelkurmay'da elektronik postalara dahil ihbarlarla ilgili komisyonda görev yaptım. Yani verilen ihbar somutsa, ikna ediciyse işleme koyarsınız, soruşturursunuz. Ya askeri savcılık kanalıyla veya idari birlik kanalıyla soruşturursa, içi dolu olursa verirsiniz yargıya soruşturursa, yargılama devam eder. Bunda da öyle. Yani eğer bazı bilgiler çok somut, isimler geçiyor, tarihler, yurt dışı uçuşları var, bilmem neler var. Yani dolayısıyla o somut iddiaların mutlaka Cumhuriyet Savcılarından soruşturulması, delillerin toplanması, eğer delillerin altı boşsa takipçilik verilmesi, doluysa mahkeme, dava açılması gerekir. Öbür türlü iktidardaki siyasetçilere dokunuyor, iktidarın desteklediği iş adamlarına dokunuyor gibi hukuk ve adalet dışı bir yaklaşımı hiç kimse kabul etmez. Zaten elinde geçinde de bu dosyalar açılır yani. Şimdi iktidardayken korunan siyasiler yarın iktidar değiştiğinde korunamaz hale gelirler. Nasıl biz şimdi bize kumpas kuran, bizim aleyhimize kriminal gerçekliğe aykırı rapor veren, işte bu imza Dursun Çiçek'in değil, Dursun Çiçek'indir diyenleri yargılıyorsak, gelecekte de bugün korunanlar yargılanacak. Çünkü herkesin istediği hukuk ve adalet. Yani kimse korunmasın. Ne diyor? Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü esas olmalı. Bu da temel bir ilkedir. Yargının önünü açan, bir vizyon veren ilkedir. Biz de onu savunuyoruz. Yani herkes suça bulaşmışsa ve hakkında bir iddia varsa soruşturulmalı, doluysa iddialar yargılanmalı, yok boşsa masumiyet karinesine saygı göstermeli diyoruz. Peki Sedat Peker şu an Türkiye için güvenlik sorunu mudur? Yaptığı yani açıklamalar öyle, zaten bireysel durumda açıklamalar. Türkiye'nin güvenliğiyle, işte Suriye'deki harekatıyla, Irak'taki terörle mücadelesi veya Karabağ'daki devlet politikalarıyla ilgili bir açıklaması yok. Genelde karanlık işlerle ilgili ve çoğunda da kendisini de ihbar ediyor. Yani zaten hakkında soruşturma var, biliyorsunuz. Dava açıldı. 70-80 kişi bir takım gözaltındalar. Devam ediyor. Yani şahit olduğu olayları anlatıyor. Tabii bunların dediğim gibi Cumhuriyet Savcılarında, yargıda mutlaka incelenmesi, değerlendirilmesi ve varsa suçların cezalandırılması gerekir. Bir başka konuda son zamanlarda çok konuşuluyor. Onu da size sorayım. Osman Kavala. Evet. Bu adam tanımadığım için bu adam dedim. Ben de tanımıyorum. Olmasın, ya da Osman Bey diyeyim ya da Osman Kavala diyeyim. Bu kadar çok büyük ülkenin büyükelçisi çıkıp da bir kişi için, cezaevinde tutulan bir kişi için nasıl açıklama yapabiliyorsun da yani? Şimdi olay tabii iç işlerine karışma yani. Ben terbiyesizlik diye yorumlamıştık. O resmen iç işlerine karışma. Türkiye'nin verdiği tepki de yani istenmeyen adam ilan etme tehdidi de doğru bir tehdittir. Ancak hiç kimse de Osman Kavala için veya başkaları için daha yargı hüküm vermeden, Yargıtay onaylamadan, kesinleşmeden bu şudur, bu suçludur, bu haindir, bu teröristtir diye de bir tespitte bulunmamalı. Çünkü anayasamız sabit yani. Yargının elindeki dosyalar hakkında hiçbir siyasetçi, hiçbir kamu görevlisi yorum yapamaz. Hüküm verilir, ondan sonra onu değerlendirirsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama yargıyı etkileme anlamında masumiyet karnesini ihlal eden görüşleri ortaya koymak hem içerideki siyasetçiler için hem de büyük ölçüler için, dış devletler için yasaktır, yapılmaması gerekir, yargıya müdahaledir. O açıdan tabii onları eleştirirken bizim içerideki siyasetçilerin de daha yargı bitmeden insanları suçlu ilan etmesi en azından masumiyet karinesini ihlal eder. Peki bu vatandaşlar hainlik yaparken anayasaya bir şekilde yakalanmadan, kanunlara takılmadan, belli istihbaratlarla, belli desteklerle bu işi yapıyorlarsa ve devlet de bunu bir şekilde yasalaştıramıyorsa serbest mi bırakılmalı?
Yok yani devletin bu konuda açık bıraktığı bir konu yok. Yani şimdi Milli İstihbarat Başkanlığı'ndan da mahkeme delil ister, bilgi ister, emniyetten de ister, jandarmadan da ister. Yani bütün kolluk birimlerinden delil ister. Eğer elinde delili varsa da en ağır cezayı o kişilere verir. Yani bunda bir engel durum yok. O neden açıdan peki Türkiye böyle bir hamle yapmıyor? Hep burada temel konu şu yani. Ve aslında bizim de mağdur olduğumuz konu. Yani tutukluk süresi uzuyor. Yani hüküm verilip Yargıtay onaylasa yani hükümlüdür, cezasını çekiyor diye herkes bu konunun dışına çıkar. Tutukluk süresi uzadıkça bu siyasileşiyor, tartışma ortamına çekiliyor. Şimdi bunu da çözmek aslında meclisin görevi. Meclis dese ki, hele bugün iletişim bilgi çağında tutukluk süresi bir yıldan fazla olamaz kardeşim. Bir yılda ne yapacaksan kararını ver. Yoksa adli kontrolle tutuksuz yargılan diye bir kanun çıkarmamız lazım. Onu çıkarmıyor iktidar, hükümet. Yani muhalefet bunu talep ediyor. Pazarlıklar var. Muhalefet bunu talep ediyor. Aslında bu yasa çıksa bu tür tartışmalar biter. Yani şimdi adı geçenler tutuksuz ama adli kontrolle yargılansa bunlar gündeme gelmez. Yani orada biraz medyada tabii işin içine girince. İşte tutuksuz olsa gelmez. Yani biz yaşadık işte. Yani biz Silivri'de tutukluyken o meydan savaşları, Silivri duruşma salonları falan ama tahliye olduk. Mesela Ergenekon tahliyeden sonra 5 sene daha sürdü. Hiç gündem olmadı. Çünkü tutuksuz gittik. Herkes hakkında hukukunu savundu. Onlar için de yani tutuklama kalksa adli kontrolle, yani adli kontrol tedbirleri o kadar yoğun ki yani. Şimdi iletişim çağındayız. Herkesin izi, elektronik izinin peşindesiniz. İşte haftada bir gidip imza verme şartı koyabilirsiniz. Yurt dışı yasağı koyarsınız. Dolayısıyla insanları mağdur etmenin, masumiyet karnesini ihlal etmenin hiç anlamı yok. Bu yasal düzenlemeyi bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmalı. Evet, meclisin görevleri arasında var değil mi? Ama herhalde şu şeyler anda çıkıyor. Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları var ama bunu bir türlü şey yapmadılar. Yani gündeme almadılar. Yani çok da zor bir iş değil. 600 milletvekili çok mu diyorsunuz mecliste? Yok, 85 milyon yani. Bazen bu çok eleştiriliyor yani daha az vekiller var. Bir de sanıyorum meclisin bütün giderleri Diyanet İşleri Başkanı'na kadar değildir yani. Ki yasama gücünden bahsediyor. Üç güçten birisi. Yargı, yasama, hükümet. Hükümet zaten bütün paraları harcayan birim de yani yasamaya bütün o 600 milletvekili danışmanları bilmem ne verilen bütçe Diyanet İşleri Başkanlığı kadar değildir yani. Dolayısıyla biraz millet abartıyor. Yani Diyanet'i mi konuşmamız lazım? Hayır, yani o fazla değil. Yani Diyanet, tabii Atatürk'ü yok sayarsa Diyanet'i konuşuruz. Bu kez açıklama yaptılar, Atatürk'ü de andılar, mutlu olduk. Yani kurucu babalarımıza herkes saygı göstermek zorunda. Evet, orada ama Atatürk'ün kendi isteğiyle bu camilere girmesini istememiş, hükmü okutulmasını diye. Ama ona da lanet okuyamazsın yani. Evet, lanet de okuyamazsın. Zaten camiye, kışlaya, okula siyasetin girmemesi gerektiği yine temel bir ilkedir. Evet. Şu anda girdiğini düşünüyor musunuz? Tabii. Yani vatandaş manipüle ediyor mu? Siyasetçiler çıkıyor, cuma çıkışında siyasi açıklamalar yapıyor. Yani böyle bir ilke yok. Peki, mesela biraz önceki sorunlardan dedik ya kurtulabiliriz. Fethullah Gülen'in Türkiye'ye gelip gelmemesi, tutuklanıp tutuklanmaması bazı şeyleri değiştirir mi yoksa sadece bu siyasetten bir hareket mi olur? Yani gelip tutuklanması ve Türk adaletine hesap vermesi gerekir. Abdullah Öcalan haini gibi. Ama işte ağababası kullanan güç Amerika'nın teslim edeceğini sanmıyorum. Hala din görevlisi imam diye tutuyorlar. Sürgünde imam diye tutuyorlar. Yani tepe tepe kullandılar çünkü. Kullandılar, kadrolarını kullandılar. Ben bazı kitaplar okudum, inanamadım. Yani buradan Amerika'ya onu görmeye giden 40 senedir kullanıyorlar. Yani. 40 senedir kullanıyorlar. Komünizmle mücadele derneklerinden beri 40 senedir kullanıyorlar. Tabii dünyanın her yerinde kullandıkları o tip insanlar var. Dolayısıyla onlar da buna bakıyor. Bunu teslim ederse onlar da Amerika'ya güven bunalıma gireceği için hizmet etmekten vazgeçebilirler. O açıdan ben teslim edeceklerini sanmıyorum. Hükümet de çok ısrarcı değil. Niye değil? Çünkü birlikte yürüdükleri bir 2007-2014 dönemi var. Yani işte kumpas davaları dahil. Yani bizim davalarda biliyorsunuz Allah sağlık versin Baykal avukattı.
Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı. Savcıydı yani. Zekeriya Öz'ün yanındaydı. Tabii o çelişkiler de olduğu için ben çok istekli olduklarını da sanmıyorum. Herhalde orada dünya değiştirecek cenazesini bile kabul etmemek lazım. Değil mi? Peki, biz gençler, ben artık çok genç değilim aslında ama yine de sormak istiyorum. Gençsiniz, niye genç olmuşsunuz? Sağ olun, teşekkür ederim. Ne yapmaları lazım? Bu yeni dönem. Öyle bir kuşak giriyor ki Dursun Bey, bilmiyorum. Siz siyaseten masaya yatırdığınızda şimdi bir Z kuşağı var, kategorize olmak istemiyorlar. Evet. Hiçbir şekilde ve şunu da fark ettim dün 10 Kasım'dan sonra. Çok aç bir gençlik var Atatürk'e. Yani onun düşüncelerine ve yıllardır da ben de dün de öyle yayınlar izledim. Sosyal medya sağ olsun bazen çok kötü, bazen çok iyi. Bize her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün romantizm bölümünü anlatmıştı. Evet. Yani gerçek Mustafa Kemal Atatürk'ü anlat. Ve gençlik çok aç bir konuda. İlerleyen zamanlarda gençliğin neye dikkat etmesi lazım? Çünkü öyle bir karıştı ki artık her şey birbirine. Gerçekten vatansever kim? Milliyetçilik nedir? Din nedir? Herkes deist olmaya başladı ülkede. Yani garipleşiyoruz birazcık. Yani gençlerin neye bakması lazım? Neye odaklanması lazım? Tabii siyasi anlamda, inanç anlamında daha çok aileleri, gençlerin kendi iradesi, onlara bir şey diyemem ama siyasi anlamda Atatürk'ü tanımak için bir kere nutuğu yani birkaç sefer okumak lazım. Değişik eğitim devrelerinde. Yani Atatürk milli mücadeleyi orada ortaya koymuş. Tabii ekonomik görüşü, yani karma ekonomi, yaptıkları devrimleri, yani o günkü Türkiye şartlarına empati yaparak onların büyüklüğünü ortaya koymak lazım. Ve o ülkeleri de siyasette savunmak lazım. Bunun en somut örneği de sandığa gittiklerinde bunu savunan, bunun gereğini yapan siyasetçilere oy vermeleri lazım. Yani çözüm orada. Bir de Türk gençliğine, Atatürk'ün Türk gençliğine hitabını böyle ayda yılda bir aklına geldikçe okuyup oradan güç alırlarsa ben gençlerden umutluyum. Çünkü bilgiye çok kolay ulaşıyorlar, bizden daha iyi yetişiyorlar. Dolayısıyla verdikleri kararların daha doğru olacağına inanıyorum. O yüzden bir umutsuzluk yok. Zaten Gazi de ne diyor? Umutsuzluk bize yakışmaz. O 1919-20 şartlarındaki Türkiye neler başarmış? Bugünkü Türkiye çok daha güzel şeyler başarır. Dolayısıyla umutsuzluk yok. Türkiye kendi değerlerini, kendi varlıklarını, kendi gücünü koruyup geliştirdiği sürece bölgesel güç olur. Bir de tabii yoğunluğumuzu bizim Türk dünyasına yöneltmemiz lazım. Yani bir İslam birliği, bir mezhep birliği falan bunlar hayal. İşte Arap dünyası, yani tek millet olmasına rağmen paramparçalar birbirlerini kesiyorlar. Ama bir Türk dünyası, bir birleşmiş Türklerin ortaya koyduğu bölgesel bir güç hem dünya barışına hem de Türkiye'nin gelişmesine büyük bir ufuk açacaktır diye düşünüyorum. Şu anda yeni dönemde başkan Türkiye değil mi? Türk dünyasında. Evet, yani zaten belli periyotlarla sekreterlik de oluşturdular. Dolayısıyla onun geliştirilmesi lazım. Tabii Karabağ olayı buna yine kazandırdı. Bir de Ermenistan bu sürece dahil olup bu koridor da açılırsa Özbekistan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a kadar. Çünkü bizim büyük ölçüde enerjiye ihtiyacımız var. O da onlarda var. Onların da yetişmiş teknolojik insan gücüne ihtiyacı var. O da bizde var. O zaman ne Rusya'ya, ne Avrupa'ya, ne de Afrika'ya, başka ülkelere ihtiyacımız kalmaz. Biz birbirimize yeteriz diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyerek bu süreci bitiriyorum. Tabii Atatürk'ün tarif ettiği Türk olarak ifade ediyorum. Öyle kafa tasçısı değil. Evet, değil. Yani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur değil mi? Bizim ne Amerika dostumuz olabilir? Herkesin dostu vardır, çıkarı vardır. Çıkarı yani vardır. Benim dostumdur diye kendi çıkarından vazgeçmeyeceksin. İki tarafında kazandığı ilişkilere gireceksin. Kimseye de güvenmeyeceksin. Önce her şeyden önce gücüne güveneceksin. Evet, yarın olur, her şey değişebilir. Değişir. Bugün değişir yani abi. Rusya diyorlar öyle, ama ben yani hiç inanmıyorum. Ya. Bundan çok net hatırlıyorum. Ben 83 doğumluyum. 95'lerde öyle geçen haberleri bir sürü PKK kampının olduğunu hatırlıyorum. Tabii belki şu anda ilişkilerden dolayı haberler. Şam'da 15 yıl beşlediler yani. Kim Rusya? Zaten kuran da Rusya yani. Sovyetler Birliği yani. PKK'yı kuran. Dolayısıyla ben bazen ulusal kanal falan yayınlara giriyorum. Diyorum ki ne Amerika, ne Rusya, ne Çin
tam bağımsız Türkiye. Aynen tek öyle. Tek çıkış yolu bu. Tek çıkış. Valla çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla içimden geldiği gibi sordum. Evet. Çok sağ olun. Beni de hiç kırmadınız ya. Sertan bunu sorma demediniz. Yok, İnşallah evet. Siz de böyle tekrar tekrar ben konuşup gündemde gençlerin merak ettiği şeyleri evet. sormak isterim size. Siyasete uzak durmasınlar. Siyasete girsinler. Hatta seçmen oldukları oranda da kadro istesinler yani. Değil mi? Kadınlar kesinlikle. Ve gençler siyasette olmalı. Aynen öyle. Ben de çok destekliyorum. Evet. Çünkü bu ülkeyi gerçekten yeni kurulduğunda bu kadar yükseğe getiren kadınlarmış. Evet, aynen. Daha dün çok yeni bir hikaye dinledim Dursun Bey. Çok isterim bunu size anlatmak. Büyük taarruz başlamadan önce 90 bin kişilik orduyu Ege'ye götürmesi lazım. Ve Mustafa Kemal bununla ilgili bir şeyler düşünüyor nasıl yapalım diye. Oturuyor o zamanlar, adını unuttum şimdi yayında. Tren TCDD'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın başındaki adını unuttum. Araştırsınlar ama Google'dan öğrensin arkadaşlar. Çok önemli bir hamle çünkü. Diyor ki biz bu mühimmatı Konya'dan Ege'ye trenle götürmemiz lazım. Ve orada öyle bir yol yok. Ve Kurtuluş Savaşı, yani büyük taarruzun öncesinden bahsediyoruz. Evet. Ülkenin halini düşünün. Yani orada bir 1922. Güç bile yok. Oraya yeniden bir ray döşesinler. Böyle bir şey yapmamız lazım diyor. Müthiş bir deha tabii. Askeri deha özellikle Mustafa Kemal Atatürk. Yaparız diyor başkan. Nasıl yapacağız? Konuşuyorlar, oturuyorlar. Kadınlar Adana'ya giden rayları söküyorlar. Evet. Ege'ye doğru yanlış olmasın hikaye. Isparta mıdır, Afyon mudur tam bilmiyorum. Lojistik olarak. Oradan Konya'dan ikmal ederek 90 bin kişiyi rayları döşeyerek kadınlara yaptırıyorlar. Çünkü 15 yaşından büyük olan herkes ya 13-15 askerdeler. Erkek yok, kadın. Bugün hazır Dursun Bey de burada kendi söylemek istiyorum. Ben de gençler varsa dinleyen. Biz savaşı kazandık. Hiçbir zaman düşmanımıza benzediğimiz için kaybetmedik o savaşı. O kadınlar açıldığı için öyle söylüyorlar ya. Bugün unutmasınlar ülkenin tarihini bu gençler. Rus Harbi, Birinci Dünya Savaşı Harbi, üstüne Kurtuluş Savaşı. Bir sürü erkek, nüfus, genç ölmüş, şehit olmuşlar bu ülkeyi kurtaralım derken. Kadınlardan başka çalışacak emek gücü kimse yok. Cephe gerisinde yok. Abi. Cephe gerisinde yok maalesef. Orada kadınların desteği için o kanunların gelmesi gerekiyordu. Lütfen birazcık cahil olmayın, okuyun. Her söylenene sosyal medyada her okuduğunuza taraf tutar gibi parti tutmayın. Yeri gelecek kendi teşkilatınızın içinde olan partideki adamı eleştirdiğiniz zaman zaten bence biz o zaman adam olacağız. Bunu yapabildiğimiz zaman. Evet, devlet hepimizin devleti çöktüğü zaman ne olduğunu Suriye'de, Irak'ta gördük. Yani katil devlet falan olmaz. Katil kamu görevlileri olabilir. Onlardan da yargı, millet hesap sorar. Devlet hepimizin devleti, ona sahip çıkacağız. Tabii kanılarla analarımızın, nelerimizin yaptığı fedakarlıkların da hakkını vereceğiz. Vereceğiz inşallah. Gençlerden umutluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Evet sevgili vizyon izleyicileri. Tabii inşallah bu izlediklerimizin böyle altını çize çize dikkat etmişsinizdir bazı konulara. Ben kendi şahsım hiçbir şekilde yönlendirmeli. İçimden ne gelse Dursun diye sordum. O da bütün samimiyetle cevap verdi. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Zaman zaman Dursun Bey'i böyle gündemi konuşmak için davet edeceğiz. İnşallah kabul eder. Görüşmek üzere.